Maltepe'deyiz. Bugünkü sorumuz Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar aday olsa kimi desteklersiniz diye. Maltepe'de vatandaşlara soruyoruz. 15 ilk ulaşan kazanır İseyler. Selçuk Bayraktar ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'da aday olsa kimi tercih ederiz? Selçuk Bayraktar'ı tercih ederim. Çünkü ben İmamoğlu'ndan hiçbir şey görmedim o yüzden. Teşekkür ederim. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'da aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu tabii ki. Kendini var mıdır yetişebiliyor? Çok seviyorum kendisini. Selçuk Bayraktar ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'da aday olsa kimi tercih ederiz? Kimi söylediniz? Selçuk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu. Selçuk elbette. Çünkü teknoloji konusunda en üst seviyeyi yakan hem insandır. Bir de İmamoğlu biraz gitgelleri çok oluyor. Sözünde durmadığı için de ben Selçuk Bayraktar diyorum. Teşekkür ederim. Saygılar abi. Sağ olasın. Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar İstanbul'u aday olsa kimi tercih ederiz? Tabii ki İmamoğlu. Başından beri İmamoğlu. Memnun muyuz bu 4,5 yıllık bir sürede? Tabii ki memnunuz. Teşekkür ederim. Daha iyi olacak. Sağ olun. Hanımefendi merhaba. Abim Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar İstanbul'u aday olsa kimi tercih ederiz? Selçuk Bayraktar. İmamoğlu sevmiyorum. Sağ ol abi. Tamam. Abim Selçuk Bayraktar ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'u aday olsa kimi tercih ederiz? Çalışan kazansın. Kim abi? Size göre kim çalışıyor? Selçuk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem Bey kazandıysa, Ekrem Bey çalıştıysa kazanır. Çalışmadıysa kazanamaz siz yani. Siz kimi desteklersiniz abi? Şu anda daha ben hiç kimseyi göremiyorum. Teşekkür. Rica ederim. Sağ ol. İyi günler. Abim merhabalar. Abim Ekrem İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu tabii ki. Neden abi? Çünkü bırak adam çalışsın. Bütün olay bu. Bıraksalar bir şeyler yapacaktı. Bırak çalışsın adam. Biraz bütün tatile falan çok gitti diye. Ya gidecek. Ya. Onlar gitmiyorlar mı? Evet. Hepsi gidiyor. Hepsi gizli. Neyse söyle. Teşekkür ederim. Ablacığım Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar aday olsa İstanbul'a kimi tercih ederiz? İstanbul'da. Nedir? İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar? İmamoğlu. Çok seviyorum. Süper. 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 Ben de aynı. Neden İmamoğlu? Çok beğeniyoruz. Çok beğendiğimiz için. Çünkü çok çektik. Onun için. Nasıl? Çalışmalarına mı? Fevkalade. Her şeyle mükemmel. Fikirlerine de saygı gösteriyorum. Her yönden mükemmel. Teşekkür ederim. Sağ olun. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Bence daha güzel. Gençler her zaman iyidir. Sağ olun. İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Aday olsa İstanbul'a. İmamoğlu Selçuk Bayraktar. İmamoğlu derim ya. Neden? Ya Selçuk Bayraktar girmesin siyasete. Daha çok erken. Gerekirse girerim dedi ama. Erken ama. Erken mi? Erken erken. İmamoğlu devam etse ne olur? Valla İmamoğlu iyi olur. Evet. Ya güzel olur yani. Memnun yani muyduk bu 4,5 yıl? Valla şurayı yaptı yani o bile yeter ya. Gerçi biraz uzun sürdü ama. Yağma bitti. Ya bizim evin önünden geç hep minibüsler. Ya hatta bana minibüs bile çarptı. Adam bana diyor ki dikkat etsene diyor. O kadar. İşte. Teşekkür ederim. Abim merhaba. Bir soru soralım abimize. Abim İmamoğlu Selçuk Bayraktar İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Neden abi? Haber dinlemiyor musunuz? Ablam İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar mı? Hanımefendi merhabalar. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar aday olsa İstanbul'a kimi tercih ederiz? Ya aslında ikisi de desteklenecek kişi değil. Ama kör topal yerine ne demişler? Kulağı sağır, bir gözü gören de yarım yamalak konuşan İmamoğlu. Teşekkür ederim. Mecbur da olsan verir mi? Yani mecburiyetten. Ama yani bunların dışında da başka birilerinin de çıkması elzem bir şekilde olması gereken bir olay. Teşekkür ederim. Yani sivri insanlar artık çekilsin aradan. Sağ olun. Bir soru soralım abime. Abim İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'a aday olsa kimi tercih eder? Kim? Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar. İmamoğlu. Neden? Yani Atatürkçü bir çizgisi var. Bu bile sadece bu bile yeterli yani. Dürüst bir insan. Sadece bu bile yeterli. Abim CHP için Atatürk'ün çizgisinden çıktı diyorlar. O diyorlar. Evet. Benim inancım başka. Bence çıkmadı. Yani asıl başka şeyler sorgulamak lazım. Şu an Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan bir yönetim var. Yani önce buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba da abim. Abicim merhaba. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'a adayım dese kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Neden? 4 senedir çalıştığım hep belli. Yani görünüyor yani bir suistimal yok. Halka yaklaşımı her yönüyle takdir ediyorum ben İmamoğlu. O yüzden İmamoğlu da devam ediyor. Aynen. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz abi? Ha? İmamoğlu mu Selçuk Bayraktar? Selçuk Bayraktar tercih ederim.
Nasıl düzgün bir adam? Adam üretim yapıyor, çalıştırıyor bilmem ne kadar kişi. Ötekini görüyoruz. Teşekkür ederim. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul Adıyorsa kimi tercih edin? İmamoğlu ile kim? Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Neden abi? Adamın yaptığı belli. İcraatı belli. İmamoğlu'nun belli değil mi abi? Ne yaptı? Az önce arkadaşlar ki bu köprüyü yaptı. Hangi köprüyü? Kaç senede yaptı? Kaç? Bilmiyorum abi, soruyorum. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul'a adayım dese kim tercih edin? Selçuk Bayraktar. Neden? Seviyorum, sempatizm var. Teşekkür. Hoş adam. Sağ olasın. İmamoğlu, Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Evet. Daha başarılı buluyorum. Evet. Daha güzel. İmamoğlu nasıl? 4,5 yıl. Başarısız. Oldukça başarısız. Yani hiçbir şey yapamadı. Vatandaşlar diyor ki yaptırmadılar. Beklentisinin altında kaldı diyebilirim. Yaptırmadılar falan diyen vatandaşlar da var. Hani nasıl yani? İzin vermediler çalışmasına. Hayır canım, ne alakası var? İsteyen belediyenin bütçesiyle zaten çalışabiliyor. Belediye her yerden bütçeli. Evet. Yani bence başarısız, beceriksiz diyebilirim. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Abi sana da soralım. İmamoğlu ile Selçuk Bayraktar İstanbul adayım dese kim tercih? İmamoğlu. Evet. Başarılı. Az önce abim başarısız dedi. Diyebilir. Şu, o kadar engellemeye karşı. Bütçe var dedi. Bütçesinden kullanıp yapabilirdi dedi az önce. Bütçe mi kaldı ya? Bütçeler var ya, belediyelere verilen bir bütçe var. Adam endek bütçeyi alıyor iktidar. Engelliyor. Bakın şu proje var ya. 20-25 senelik proje. Yapılmadı. Şimdi adam yapıyor. Ancak yapabildi. Yok. Partizanlıklar olmaz bu iş. Adamı engelliyorlar. Çalışan insanı engelliyorlar. Teşekkürler. İmamoğlu, Selçuk Bayraktar İstanbul'a adayım dese kim tercih eder? Selçuk Bayraktar. Neden? Hiç olmasa yani bir şeyler yapar. Bunları da hiçbir şey beklemeyin. Az önce abim dedi ya, bunu yaptı. Abin diyebilir. 25 yıllık bir proje dedi. Ha, 25 yılda yapamadı, şimdi mi yaptı? Niye seçimle geldi? Kusura bakmayın. Hani İmamoğlu, İmamoğlu derim ben. Yapıyor, çalışıyor. Çok çalışıyor, öyle çalışıyor. Evet, çocuk. Çalışıyor. Şeylerde o... Ama kayaklarda, şöyle balık yemelerde. Çalışan biri gelsin. Çalışıyor. O çalışıyor. Tek bir kişi var benim şey, Murat Kurum. Eğer olursa bu İstanbul, İstanbul olur. Murat Kurum. Ha. Ama Selçuk Bayraktar da son. Bak, Selçuk Bayraktar o da çalışır. Yapar o. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi çalışmalar. İmamoğlu yok. İmamoğlu, Selçuk Bayraktar İstanbul'a adayım dese. İmamoğlu'yu tek geçer. Başka tanımam. Neden abi? Dürüst adam, çalışkan adam. Başka tanımam. Çalmıyor, çırpmıyor. Dürüst adam. Güveniyoruz diyorsun. Güveniyorum. Tek geçerim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol abim. Selçuk Bayraktar'la Ekrem İmamoğlu İstanbul'a talibim dese kimi destekleriz? Ben İmamoğlu'ma vermiyorum destek. Selçuk Bayraktar'a verir miyiz? Bayraklı'ya veririm. Neden abla? Onu tutuyorum da onun için. O dürüst damadı. Davranıyor da ondan. Şeyimizin damadı. Evet. Siyaları siyaları. Tamam. Evet. Desteklerim diyorsun. Desteklerim onu. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Aferin, merhaba. Abim, İmamoğlu, Selçuk Bayraktar İstanbul'a adayım dese kim tercih ederiz? İmamoğlu tabii ki. Neden abi? Meydanı görüyorsun. Bence fazlasıyla da üçkağıtçılık yok. Dolandırıcılık yok, çalmak yok, çırpmak yok. Bakın Allah'ına kadar çalışıyor. Teşekkür ederim. Dürüst en azından. Sağ ol abi. Hırsızlara geçit vermeyeceğiz bu saatten sonra. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Abim vermiş olduğu anketimiz Maltepe'de sona ermiştir. Teşekkürler.